İrmik helvası. 3 su bardağı irmik. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 4 su bardağı süt. 2 su bardağı su. 3 su bardağı şeker. Yarım paket tereyağı. Büyük ocak değil, küçük ocak. Bu bile olabilir. Ağır ağır kavuracağımız için biraz da tabii ki sıvı yağ. İyi bir irmik helvasının sırrı irmiği çok 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 kavurmak, yakmak değil. 3 bardak irmik kullanacağım. Bu önemli çünkü şekeri ben ya da suyu buna göre ayarlıyorum ama özellikle şekerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. O püf noktasını anlatacağım. 2 ve 3. Fıstıkları da hiç kavurmadan doğrudan en başta atıyorum. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayın. Yağın yeterince olup olmadığını içinde bir ölçü tabii ki var. Ben 2 kaşık tereyağı ve yaklaşık yarım çay bardağı, 1 çay bardağı sıvı yağ koydum ama şöyle baktığım zaman irmiklerin üzerinde hepsinde tamamen yağ var ama şurayı sıyırdığım zaman hiç kalmış yağ yok. Bu demek ki yağ ölçüsü de doğru. Kavrulduğunu nasıl anlayacağım? Dolmalık fıstıklar kavrulacak. O zaman anlayacağım ki artık irmiğim de kavruldu. Çam fıstıkları iyice kavruldu. Onlar rengini değiştirdi. Bu demek ki artık oldu zaten. Bunu kokusundan da anlarsınız. Şu anda oldu. Kenarda biriktirelim. Hem süt kullanacağım hem de su kullanacağım. Her bir bardak için 2 bardak su ya da süte ihtiyacımız var. Dilerseniz tamamını sütten yapabilirsiniz. Dilerseniz karışık yapabilirsiniz. Ben şimdi sütünü biraz daha fazla koyacağım. 1 2 3 4 bardak süt. 2 bardak da su. Şimdi irmiğin bütün bu sıvıyı emmesini bekliyorum. Şu anda altını biraz daha açtım. Rengi iyice dönüyor. Az önce kavurduk ama süt koyduğumuz için biraz açılıyor rengi. Suyla yaparsanız bu kadar açılmayacak. Şimdi iyice çekti. Her bardak irmik için aynı miktarda şeker. Ben şimdi 2 bardak attım. Ben az şekerli sevdiğim için ama normal klasik ölçüsü birebir. Niye böyle yapıyorum? Niye şekeri en son koyuyorum? Çünkü şeker çok az eriyip hemen işte bakın az önce kupkuru olan şey hemen tekrar sulanmaya başladı. Bu aşamada artık tamamen kıvamı size kalmış. Altını kapattım. Neden? Çünkü hala sıcak ve hala çekmeye devam edecek. Tıpkı pilav gibi sağına soluna birer parça tereyağı. Ağzını kapattım. Biraz demlenecek, tereyağı eriyecek. Ondan sonra hepsini harmanlayacağım. Neden en son koydum? Çünkü tereyağının kokusu ve lezzeti o zaman daha yukarıda oluyor. Evet.